Derdimiz ortak, derdimiz de insanca yaşamak istiyoruz, güvenceli çalışmak istiyoruz. Daha geçen gün, geçtiğimiz günlerde bir kişi açım ben açım diyerek bir alışveriş merkezinde hayatına son vermeye kalktı. Bu artık bütün memleketin gerçekliği haline gelmiştir. Bütün memlekette güvencesizlik yaygınlaşmış, herkes geleceğinden kaygı duymaya başlamış, çalıştığı iş yerlerinde huzurlu çalışamamakta, aldığı ücretlerle geçinememektedir. Eğer mücadele etmezsek, eğer örgütlenmezsek, umutsuzluğa kapılmak, hayal kırıklığına uğramak hepimizin yaşayacağı ortak kaderdir. O yüzden biz bir aradayız, birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Sermaye köle olmayacağız. Sermaye köle olmayacağız. Sermaye köle olmayacağız. Asgari değil, insanca yaşam. Asgari değil, insanca yaşam. Asgari değil, insanca yaşam. 15 lira borcum var diyerek intihar girişiminde bulundum. Bu ne ilkti ne de bu gidişin sonucu olacak. Her gün bir yerde kendisini yakan bir borçlu, intihar eden işten çıkarılmış bir işçi haberlerini okudum. Geleceğe dair kaygıların, korkuların artması, güvencesizliğin yaygınlaşması bu memleketin gerçekliği haline gelmiş durumdadır. Gerçeklik bu durumdayken bir yandan da televizyon ekranlarına, gazete manşetlerine yansıtılan sahte dünyaları görüyoruz. Vergi kaçıranlar, çift maaş alanlar, kamu ihalelerinden yararlandırılan yandaşlar, kar rekorları açıklayan patronlar, ışıltılı bir hayat yaşarken biz milyonlarca işçi her geçen gün daha da fazla sefalete mahkum oluyoruz. Her ne kadar iktidar işçiyi enflasyon altında ezdirmedik, asgari ücrete rekor zamlar uyguladık dese de biz enflasyon altında ezilerek hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha da yoksullaşıyoruz. Asgari ücret zamlarımız daha yılın 3. ayında eriyerek açlık sınırı altında kalıyor. Asgari değil, insanca yaşam. Asgari değil, insanca yaşam. Anayasal hakkımız olan sendikalı olma hakkımızı bize kullanamıyoruz. En son Urfa'da Özak işçilerinin direnişinde gördüğümüz bu gerçek karşısında da mücadeleyi büyütmekten, güçlenmekten başka yol olmadığını biliyoruz. Peki bu durum neden böyle? İktidar ekonomiyi kötü yönettiği için durum böyle diyenler yanılıyor. İktidar ekonomiyi kötü yönetmiyor. İktidar ekonomiyi patronların çıkarı doğrultusunda yönetiyor. Rasyonel politikalara dönüşün mimarı Mehmet Şimşek elinde orta vadeli program ve 12. kalkınma planıyla birlikte ülke ülke gezerek bizde emek ucuz, daha da güvencesiz hale getiriyoruz. Sendikalaşmanın önüne geçiyoruz diyerek pazarlamacı gibi davranıyor. ABD'den İtal Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan patronların çıkarları doğrultusunda parayı yönetiyor. Milyonlar aç, milyonlar işsiz. İşte kapitalist düzeniniz. Milyonlar aç, milyonlar.